Bu 19. kez değiştirildi. 25. kez, 30. kez de değiştirileceğinin ben tahmin ediyorum. Çünkü mevcut yönetmeliklerin, kararların sahadan ve olaylardan uzak bir şekilde yürüldüğü için bir türlü net bir çözüm bulunamıyor yaşanan sorunlara, yaşanan hadiselere, adli vakalara. Bunun da en büyük gerekçesi sektör personellerinin, çalışanlarının veya sektör derneklerinin, bunun haricinde bu olayın adli kısmında yer alan kişilerin bu yön çıkan yönetmeliklerde çok fazla aktif olmayışı, doğal olarak sahadan kopuk alınan kararlar sahaya yansıdığı zaman çok verimli olmuyor. Bundan dolayı kesinlikle sektörün içinden olan kişilerin, sektörde liderlik eden kişilerin, ayrıyeten adli olaylarda yer alan kişilerin aktif olarak avukatlık ve benzeri şekilde dernekler vesaire bu alanlarda görev alan kişilerin aktif olarak bu tür yasalarda, yönetmeliklerde, komisyonlarda yer alması lazım ve görüşlerine değer verilmesi lazım ki sahaya yansıyacak sonuçlar elde edebilelim. Baktığımız zaman yaşanılan olaylardaki İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda açıklamasına göre yaşadığımız olayların %85'i yine her türlü ruhsatsız silahlarla işlenmiş. Yani Türkiye'deki şu an en büyük sorunumuz ruhsatsız silahlanmanın önüne geçilemiyor. Ruhsatsız silah temininin önüne geçilemiyor. Bununla ilgili devletimizin ayrı bir çalışma yapıp tamamıyla ruhsatsız silahın engellenmesine yönelik bir çalışma yürütmesi lazım. O zaman mevcut yönetmelikler etkili olur. Mevcut yönetmeliklerdeki değişikliklerden bir sonuç alabiliriz. Şu an alım şartlarını kolaylaştırmak veya zorlaştırmak bizim için bir sonuç elde etmiyor. Çünkü ruhsatsız silahlanma normal resmi silah almadan, silahlanmadan daha hızlı ilerliyor. Bu da bize bir sonuç elde ettirmez. Çünkü kayıtsız silahın önüne geçmediğimiz sürece yeni bir cinayete, yeni bir olaya, yeni bir soruna gebe oluyoruz. Ya bunun yanı sıra maalesef adliyeler ve mahkemelerde sorun yaşanıyor. Örneğin herhangi bir olayda, silahlı işlenmiş bir olayda mahkemelerimiz, savcılarımız şöyle bir karar veriyor. Diyorlar ki olaydaki silaha el konulsun. Tamam, silaha el koyulma işlemi yapılıyor. Ama adamın diğer başka bir silahı varsa bununla ilgili hiçbir işlem yok. Yani bir cinayet öncesinde en büyük işlenebilecek suç silahla ölümle tehdittir. Silahla ölümle tehdit işlenen suçta silaha el konulurken adamın A marka silahı devletin kontrolünde oluyor. B markası, C markası, D markası silahı tamamıyla şahısta kalıyor. Yani tabiri caizse tehdit ettiği kişiyi cinayetle A silahıyla değil B silahıyla öldürmüş oluyor. Bunda da böyle bir tepkisizlik sorunu var. Yani bu tip olaylarda kesinlikle bir suç işlendiyse şahsın tamamıyla silahla ilişkisi kesilmesi lazım. Ama ilk dediğim gibi şahsın eğer ruhsatsız bir silah varsa buna devlet tespiti yapamadığı için bir sonuç elde edemeyeceğiz ve elde edemeyeceğimiz için de bir ruhsatsız silahlanmanın her şeyden önce önünü kesmemiz lazım. Kontrol mekanizması ve denetim mekanizması zayıf. Yani ülkemizdeki en büyük sorun yönetmelikler, kanunlar çıkıyor. Çok güzel, çok güzel yapılan kanunlar, işler de var. Fakat denetlenmeyince bir sonuç alınamıyor. Denetlenmesi lazım. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Kayseri Valimize sesleniyorum. Emniyet Müdürümüze sesleniyorum. Gelin başta bizler olmak üzere sektörde aktif faaliyet yürütenleri denetleyin. Ve ciddi anlamda denetleyin. Laf da gelip forum doldurulmasın. Ciddi anlamda her kapsamda mermi satış yetkisi var mı bu adamın? Satıyor mu? Bakın. Silah tamir yetkisi var mı bu adamın? Silah tamiri yapıyor mu? Bakın, silah bulundurma yetkisi olmadan bu dükkanda nasıl, iş yerinde silah nasıl bulunduruyor? Satışları usullü mü, nizami mi? Bunları yapılsın. Ben dahil bir işletmeci olarak söylüyorum. Ben dahil bütün herkes denetlenirse ve denetim sıkı olursa gayet birçok sorun çözülebilir. Öte yandan bizim işin satıcı boyutundayız. Peki kullanıcı boyutunda ruhsatsız veya ruhsatlı silah olan vatandaşlar konusunda. Şunu soruyorum, herkes bir öz eleştiri yapsın. Ömrü boyunca bir polis kaç defa bir insanı çevirdi de belinde ruhsatlı mı, ruhsatsız mı, silah var mı, yok mu diye kontrol etti. Bunu bir eleştiri yapsın. Yani her izleyen vatandaş, ben hayatım boyunca bu yaşıma kadar kaç defa polis beni çevirdi de sordu. Ya da bir polis memuru kaç defa ben ruhsatsız silahla ilgili bir işlem yaptım veya bulundum diye kendini öz eleştiri yapsın. Denetim mekanizması zayıf olunca çözüm de gelmiyor. Ne yaparsak yapalım bir çözüm elde edemiyoruz. Ha, bunun haricinde cezalar arttırılmalı. Cezalar şu an taşıma ruhsatının bir vatandaşa aşağı yukarı maliyet işte hastanesi, kart parası, devlete yatıracağı taşıma harç bedeli 8.000 TL yakın bir rakam çıkıyor. Bugün mahkemelerden gelen kararlara baktığımız zaman ihlal indirimi uygulanıyor vesaire derken ruhsatsız silaha ilk seferde bir 5.000 TL gibi ceza çıkıyor.
Şimdi bu çok komik bir şey. Yani Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkasının pasosuyla binen kişiye dahi 40 kat para cezası uygularken ruhsatsız silahta biz yarı fiyatına ceza uyguluyoruz ruhsat maliyetinin. Bunun tam tersi olması lazım. Bu tür düzenlemelerle en azından bazı şeylerin kısmı olarak önüne geçilir. Ama tam manasıyla ciddi bir çalışma isteyen bir alan olduğunu düşünüyorum.